Tonguç Akademi yaz kampları YouTube'da sınıf kanallarında başlıyor. Sınıfının hazırlık setine sahip ol, verilen ödevleri tamamla, yeni sınıfına eksiksiz geç. Hazırlık setlerine sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. Yaz tatil planın var mı? Köye gidebilirim ya. Köye tatil yapmaya. Peki senle yapalım röportaj. Sen kaçıncısın? Ya abla bu karda böyle olur mu ya? Böyle bu nasıl karna abla ya? Bunlar röportaj mı yapılır ya? Yırtık karneyi, yırtık. Abi! Bak buraya. Merhabalar, kaçıncı sınıfsın? 7. sınıfım. 5. sınıfım. 8. sınıfım. 7. sınıfım. 7. sınıfım. 7. sınıfım. 6. sınıfım. 6. sınıf. 6. sınıfım 7'ye geçeceğim. 5. sınıf. 9. 9. 3. 9. sınıf. 9. sınıf. 9. sınıfım 10'a geçtim. 10'a geçtim. 9. sınıfım 10'a geçtim. Karnen nasıl peki? Takdir aldım. Karnem güzel, takdir aldım ben de 5. sınıfımda. Güzel geçti. Okul da basitti. 1. döneme göre daha basitti. Güzel, takdir. Kötü. Ortalaman kaçtır tahminen? 70. O kadar da kötü değilmiş aslında. 69-70 ama. O zaman belge alabildin mi? Teşekkür aldım. Güzel, takdir aldım. Güzel, takdir. Çok iyi, takdir aldım. İyi, takdir. 94 ortalama. Karnım iyi. Orta çok iyi değil yani. Kötü de değil. Orta geçti. Biraz zordu 10. sınıf. Çok iyi. Takdirname. Güzel. Orta. İyi. Orta. Orta. 9. sınıf olduğumuz için daha yeni alışıyoruz ama seneye belgeyle geleceğimize inanıyorum. Çok iyi takdir. Ortalamam 94,5. Çok çalışıyorum. İneksin diyebilir miyiz? Biraz öyle. Karnem iyi. Takdir alıyorum. Yani güzel. Orta 83 aldım. Ortalama 83. 2. dönem 1. döneme göre daha zorluydu. Ama çok da zor değildi. 2. dönemin nasıl geçti? Güzel geçti. Bence hızlıydı ama güzel geçti. Bence güzel dersler. Ya çok iyi geçmedi. Zorlandım derslerde. Güzeldi. Dersler falan iyiydi. Hızlı ve güzel geçti. Güzel bir arkadaş ortamıydı. Derslerim iyi. Matematiğim de iyi ama İngilizcem düştü birazcık. Ama yükselttim sonra. Kaça düştü? İngilizcem ilk 57 idi, sonra 88'e çıktı. 1. döneme göre kötü. 2. dönemin beklediğimden daha iyi geçti. Oo, 1. dönemden daha kötüydü. Biraz çok kötüydü notlar. Ortalamayla geçtim. Eğlenceli geçti. Dönemden kolaydı 2. dönem. Evet, daha kolaydı. 2. dönem 1. döneme göre çok daha iyi geçti. İyi geçti, 1. döneme göre daha iyiydi. 1. döneme göre daha iyiydi yani. Peki en çok hangi ders zorladı seni? En çok fen bilimlerinde zorlandım. Ortalamam da 85'i geçemedi. Fen bilimlerinde tam sınırda kalmışım zaten, 85'te. Fen bilimleri de beni en çok zorlayan ders oldu. Matematik. 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 Biraz zordu ama sınav notum çok kötü de değil hani. Yani matematik genel olarak zaten zor bir ders olduğu için en çok onda zorlandım. Matematik. En çok matematik dersinde zorlandım. Sınavlarda birazcık kötü aldım ama düzeltme şansım en azından vardı diye düşünüyorum. Matematik. Matematik çok zordu. Matematik. Fizik, kimya gibi dersler zorlandım. Coğrafya. En çok benim matematik ve Türkçe zorladı. Fizik. Matematik. En çok edebiyat. Matematikte. Kimya. Bayağı zordu. Yaz tatilinde planın nedir? Daha çok çalışmak, kitap okumak, derslerime ağırlık vermek benim planım oldu açıkçası. Çalışmak zaten birinci planımda, Tonguç izlemek var. Benim önceliğim Tonguç oluyor. Bu da sınavlarıma bayağı katkı sağlıyor. Şu anlık bir planım yok. Yurt dışı. Bulgaristan'a gideceğim. Öyle yani çok bir şey yapmayacağım. Bulgaristan, Türkiye arası bir şeyler yapacağım. Var. Mersin'e gideceğim. Evet, Bulgaristan'a ve Bodrum'a gideceğim. Arkadaşınla mı gidiyorsun yoksa? Evet. Beraber yaz kampına gideceğiz. Var, yurt dışına gideceğim. İstediğim bir grubun konserine gideceğim. Uzak Doğu müziğin, yani Asya müziği ile ilgili. Ya bizim Tonguçan kanalımızda gibi yani. Hangisi? Blackpink. O süper. Tamam, bizden selam söyle. Tamam. Evet, teyzemlere gideceğiz, denize gideceğiz. Teyze seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Evet, Antalya, İzmir oraları gezeceğiz. Var, ailemle gezmek istiyorum. Futbolda kampa gideceğim. Bir de birkaç iş var, para biriktirmem lazım. Benim bilgisayar alacağım. Bu kadar çok planım yok yani bu sene. Biraz matematik çalışacağım. Onun dışında yatarım herhalde. Köyümüze gideceğiz. Sayısal üzerinde ilerleyeceğim çalışmak. O kadar. Gezeceğim işte İstanbul'da. Yazıklığına gideceğim, yemek yiyeceğim falan böyle bir sürü şey yapacağım. Spor yapmayı düşünüyorum ve daha çok dil çalışmayı düşünüyorum. Avşe'ye gideceğim. Bir de Muğla'ya gidebilirim. İngilizce kursuna gitmeyi düşünüyorum. Kendimi bazı konularda geliştirmeyi, film izlemeyi, tatile çıkmayı. Derslere de çalışacağım. 10. sınıf böyle olmasın diye. Ama takdir alıyorsun. Evet, takdir alıyorum ama notlarımdan pek memnun değilim. Köye gidebilirim ya. Köye tatil yapmaya. Peki senle yapalım röportaj. Sen kaçıncısın? Ya abla bu karda böyle olur mu ya? Böyle bu nasıl karna abla ya? Bunlar röportaj mı yapılır ya? Yırtık anneyi, yırtık. Abi! Bak buraya bak.
trolle. Bizi trollemiş ya.